Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz ve bugün Scriabin günü. Ben müziğin sırları kanalında daha genel geçer şeylerden ziyade gömük, yani çok fazla dikkat çekmeyen, yani adı üstünde müziğin sırları diyebileceğim bir takım püf noktalarını ve gözden kaçabilen detayları vurgulamak istiyorum. O yüzden bugün şeyle girmek istiyorum. Yani bir eseri sürükleyici kılmak için aslında en çok dikkat edilmesi gereken şey onun kurgusu. Bu herhangi bir eser için, yani bir sinema filmi için de geçerli, bir kitap edebiyatta da geçerli, resimde de geçerli. Onu çok zekice ve samimiyetle kurgulamak eseri bütünlüyor ve yaşatıyor. Şimdi bu tarz çok zor, özellikle sol eli çok açık aralıklarla falan olan eserlerde eğer tema, yani melodi çok netse, ben onu kurgularken, yani kurguyu planlarken sade şekliyle tınlatmaktan yanayım. Bu nasıl olabilir? Mırıldanarak olabilir melodiyi veya tek elle çalarak olabilir. Şimdi bu Scriabin örneğinde şöyle adımlar var. İlki. Bu ilki. Sonra ikinci kez geliyor. İkinci adım geliyor. Resmen bütün bu adımlarla bastaki kalın rediyezle beraber artık oturdu şeyin üstüne. Trajedinin, dramın üstüne çöktü. Bunları şimdi armonileri de sonra kattığımız zaman acı bir armoni ve daha yeni başlıyoruz. O yüzden gümbür gümbür girmekten yana değilim. Zaten sol elinde aralıkları gittikçe açılıyor. Çaldıkça buradan, buradan, ve ulaştığı notalar da bölmek zorunda kalıyoruz sağ ele. Çünkü buralara kadar uzanamıyoruz. Yani gittikçe böyle genişleyen bir aralık var. Baştan da çok puslu başlıyor ve sol el aslında ipucunu veriyor değil mi? Dadam babam temanı. Yani bir beat. Mistik, gizemli bir şey. Zemin. Hem yumuşak çalarsak bu armoninin de gizemi daha güzel yayılıyor zaten ortalığa. Ve tekrar düştü. Bir kademe yukarı çıkmayı seçebiliriz. Ben biraz daha inmeyi seçiyorum çünkü şuradaki armoni bana naif, daha kırılgan geliyor. Daha anlatacağım şeyler var. Boynu büküklüğü taşıyor benim için buradaki sol diyez. Şimdi biraz daha acı katıyor ilkine kıyaslarsam eğer şu. Şey gibi bir konuya girdim. Ondan sonra girdiğim konu beni etkiledi. Hızımı alamayıp taradam para. Evet ulan çok acı çektim ben ya falan der gibi bir şeye ulaşıyor. Bu armoniyle. Üçüncüyü de en kahırlı yapmaktan yanayım. Artık forte'ye ulaştık. Yani o mistik, gizemli, gelmekte olan şey geldi.
en azından duyuldu. Bu tepeye çıkıp bağırdığı zaman ondan sonra düşmesi, sakinleşmesi anlamına gelmiyor ama artık o trajik hikayeyi anlatmış, yani başlamış, vermiş olmanın bir yıkımı var sanki bu inişte de. Asıl bundan sonra başlayacak. Bize şeyi anlattı yani, işte ne olduğunu. Düşüşte, düşmeden önce hemen oturduğumuz bir akor var. O da re diyez. Buradan itibaren inmek güzel fikir çünkü şöyle olağanüstü bir armoni getirmiş. Ufak bir detay ama önemli bir detay. Şimdi ilk bu kadar forte gelmediği zaman bunlar tutuluydu. Şu orta notalar. Artık onları tutmuyor. Tekrar tınlatıyor. Böylece o akorlar ne oluyor? O kadar mülayim olmuyor, o kadar zarif olmuyor ve hepsi birer tokat gibi iniyor. Acıtıyor. Dolayısıyla sol elde de sade yaptığı örgüyü daha da zenginleştirdi. Yani eskiden böyle yapıyordu, şimdi sanki sol elde işte ruhların sesi ya da arka plandaki bilinç dışı etkinlikse eğer, onlar da artık kabarmaya başladı gibi. Birden sürpriz oluyor değil mi? Bu kadar acının şeyinde resmen flashback gibi majör bir akorla nostaljik bir tını geliyor. Tıpkı Chopin'deki gibi. Ve Scriabin zaten Chopin'in bir şeyi, takipçisi gibi. Onun bir uzantısı gibi. O kadar sevmiş, o kadar benimsemiş ki onun müziğini. Chopin'in müziğinden çok şey var Scriabin'de. Dolayısıyla bu nostaljik majör geri dönüşler de onu andırabiliyor. Aynı şunda olduğu gibi. Nasıl geliyordu bu, hatırlamıyorum ama. Çok uzun sürmüyor bu etütte. Fa diyez minöre geçtiğimiz andan itibaren farklı bir moda girmek iyi fikir. Çünkü şimdiye kadar tipik bir Rus dramatizasyonuyla böyle dam babam dam param, ortalık kavruldu, kalbimiz dağlandı falan filan. Ama ondan sonra daha kibar, bu armoniden sonra daha kibar bir yere iniyoruz. Ne güzel bir iniş o değil mi? Ve o inişte şu sol el... Ne kadar hızlı olsa da hiçbirini atlamamak lazım. Yani oradaki do bekarı böyle içindeki titremeyi yansıtacak kadar süre tanıyarak vermek lazım ki o geçiş
hakkını versin. O geçişin hakkını verelim. Ve her kapı, yeni kapı açıldığında yeni muhteşem bir armoni. E tabi bunu da kurgularken yine özelliğini seçmek lazım. Bunun yolu dinlemek. Birbiriyle kıyaslayarak dinlemek. Yani... Bir bu var elimizde. Ondan sonra... Si, do, re, fa. İkinciyi daha koyu getirmekten yana kıyasladığım zaman. Bu biraz daha böyle yukarıdan. Bittikten sonra... şeyden eser kalmıyor. O yumuşaklıktan, efkarlılıktan, daha cesur, daha acılı, daha isyankar belki. Özellikle daha kararlı bir tona ulaşıyor. 3. Bu la do re la'ya ulaştıktan sonra coştu ve bitmiyor şey, drama. Dev oktavlar oluştu sol elle artık. Böyle yapmıyor, böyle yapıyor. Tüm şeyleri içimize işliyor. Bastaki oktavlarla da. Onun için onların da değerini bilmek lazım. Scriabin o la notasına, yani şuradaki la'ya aksan yazmış. Nitekim zaten birden o böyle şey yapıyor gibi, yakalıyor gibi insanı. Yani şurasından böyle yakalıyor gibi. Hesap sorar bir acısı var. Ve şeyde geliyor, arada geliyor yani babam araya giriyor. Dolayısıyla beklenenden bir parça erken geliyor. Çok acı bir şey, yani çok acı bir şey ağlarken, anlatırken artık ritim de bozulur ya. Onun gibi. Yani artık kelimeler dökülürken kendi tempolarına karar veriyorlar. Yani şey bitiyor, plan. Plan dağılıyor en azından. Resmen kendi kendine ağlıyor acısı. O yüzden araya giriyor, triyolelerin arasına giriyor ve birden aksanlı geliyor. Anlattığı şeye dönüşüyor gibi. Evet, ulaştığımız en bas, en ağır oturulan zemin bu. Sonra bir 3 adımlık hızlı bir çıkış var. Bunların da aralarındaki nefesleri çok güzel vermek lazım. Şarkı söyler gibi yani. O şarkıyı nasıl söyleyeceksin? Tabii aralarda hep şöyle oldu, böyle de oldu ve hatta öldü diye vurgularsın ya anlatırken. Onun gibi vurgulamak lazım. Bunların formülü bu. Yani şey değil. Sadece
pedalı bilmem nesi falan değil. Biraz da insanın kalbine ve kulağına şuradaki yolu samimiyetle açma pratiği. Ve sonra ne oluyor? Sır deyince benim sol elde fark ettiğim bir eko var. O da çift forte, yani çok güçlü ve sol el farklı bir şekilde besliyor artık. Biraz daha agitato dediğimiz, daha böyle iterek tempoyla şey gibi, ekolanıyor gibi. Nasıl bir efekt değil mi o? Hep bu efekti muhafaza etmek lazım. Birazdan yine bence es geçilmemesi gereken bir ufak bir köprü var. Dissonans akorlar var, yani acıları tınlayan. Onları da es geçmemek lazım. Her ne kadar çok forte çalıyor olsak da renk yapmanın o şeyi var, imkanı var. Renk dediğimde ne? Yani forteden hafif bir dalgalanma yapıyorum, biraz sol eli azaltıyorum, hala sadece forte tutuyorum falan gibi. Böylece ne oluyor orada? Tirari. Şunu verebilmek için. Yoksa çünkü tirari, hani çok kaba bir savaşa dönüşüyor. Dram ve trajediyi muhafaza etmek için bu tarz renkleri de ihmal etmemek lazım. Ve biraz düşmek de şu anlamda da işe yarıyor tabii. Dita titan. Sonra uzun bir yol bizi bekliyor. Dördüncü de daram ti daram ti ram tam. Ve dördüncüden itibaren zaten kıyamet kopacak ve bizi final sözlerine ulaştırıyor. Dev kapılar artık yavaş yavaş kapanıyor, değil mi? Her dadam babamla birlikte biraz daha. Dediğim babam ve son patlamaya. Babam. Son sözü ne? Nasıl söyledi? Dadam. Bütün temanın içindeki ve en başta bize verdiği motifle ritmik. Bir çığlık. Ve sonunda iki opsiyon vermiş. Scriabin. Biri piyano, biri forte. Ben konserlerde hani biz çalınıyorsa mesela dinleyicilerle o coşkuyu falan yaşayalım diye forte yapmayı da seviyorum ama kayıtta yumuşak yapmayı tercih ettim. O ilk puslu, gizemli atmosfere dönmek de çok hoşuma gidiyor. Kendisi de zaten iki seçenek vermiş. Bence arada kalmış, bilememiş. İkisi de ayrı ayrı özellikleri var. Ayrı ayrı ortamlarda seçilebilir diye düşünüyorum. O yüzden son akorları bu ortamla aynı. Teknik bir konuya değineceksek de genellikle şikayet bu etütte kolların kasılması olur. Neden? Çünkü çok açık aralıklar var, oktavlar var, akorlar var. Bizim aslında farkında olmadan yaptığımız
akora odaklandığımız zaman ya da bir oktava odaklandığımız zaman mesela dört sesi birden bir arada ve güçlü çalıyoruz ya, tamam oturduk o akora. Sonra gevşemeyi ihmal ediyoruz. Yani oturduk, ondan sonra böyle kalıyoruz. Ve bakın bu kaslar nasıl burada şey. Ve bu çok şey oluyor, örtük oluyor, farkında olmadan oluyor. Bu hareketi sisteme öğretmek lazım. Yani ne zaman ki bir akora oturuyorum. Yani şu değil. Buna çok uzun süre dayanamaz şey, kol. Ama şuna oturdum ve gevşedim. Elastikiyeti bütün akorlarda ve oktavlarda muhafaza etmek lazım. Aslında bu kadar basit. Fakat biraz pratik yapmak lazım ki bu esneklik artık refleks hafızaya girsin. Ona girinceye kadar biraz hep hatırlatmak lazım. Kasılıyor muyum? Mesela bu şeylerde gevşeyerek ve tabii burada kasılmamanın şeyi, yine püf noktası baş parmak ve ön koldan bunu almak. Bu yine topman şeyinde, tekniğinde öğrendiğim bir detay. Her zaman ön koldan ve baş parmak şeyli, baş parmak odaklı. Bu baş parmağa aksan vermek demek değil. Pa, 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 pa. Bakın bu hareket ne kadar kolay. Böyle basmaya çalıştığımız zaman ne kadar zor. Pa, 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 pa. Çok daha kolay. Evet, Scriabin ile de 7. bölümümüzün sonuna geldik. 10. bölüme doğru hızla yaklaşıyoruz. Gelecek hafta benden sonra muhteşem bir etüdüyle tekrar sizinleyim. Görüşürüz.